Ne diyorsun? Muradiye Mahallesi'nde hizmetlere çalışan hurdacıların görüntüleri. Sayın Başkan, bu görüntüleri biz çektik. Burada 3 tane mahallenin çok ciddi etkilendiği bir bölgede yapılıyor. Böyle bir şey yapabilme hakkı yok mu? Şimdi, mümkün değil yani. Sayın Başkanım, 6 Şubat depreminde şehrimiz büyük bir yıkım yaşadı. Ve bu yıkılan binalardan toplanan plastik pencereler, plastik kaplar, ahşaplar burada istifleniyor. Ve yangın mı çıkmış kendilerine? Yani. Şimdi oraya geliyor Sayın Başkanım. Ondan daha tehlikeli olan şey bu hurdacıların buraya getirdiği plastik kablolar var ve bunların içerisinde bakır kablolar var. Bu kabloları ayrıştırmak için burada şu yangınlar o kabloları bakırdan ayrıştırmak için yapılıyor. Yani korkunç bir tehlike yatıyor burada. Nedir o? Bu insanlar bu bakırları, buradaki hurdacılar bu bakırları ayrıştırırken eğer bu ateşin orada istiflenen plastik pencereler ve ahşapların üzerinde sıçraması durumunda korkunç bir yangın oluşabilir ve bu yangına müdahale edilene kadar orada bulunan çevre sakinlerin can ve mal güvenliği kesinlikle tehdit altındadır. Abi kesinlikle aynı. Yani şu yangın o istiflenen plastik pencerelerin üzerine sıçrarsa ayrıştırmak için yapılan oradaki insanların can ve mal güvenliği tehlikede ve aynı zamanda şehrin havasını korkunç derecede kirletiyor. Şu anda şekilde görüldüğü gibi. Biz de kendi belediye meclisimizde böyle bir araştırma komisyonu kuralım. Hızlıca çözümün yürütülmesi için bütün gönüllü arkadaşlar tamamını komisyon içerisine dahil edelim ve meclis kararıyla beraber bunu çözelim. Hem de böyle hiç zaman geçirmeye beklemeden çözelim. Çünkü bizim kendi listelerimiz içerisinde vardı. Keşke benim bilgim olsaydı ben oraya yani yazabileceğim en büyük ceza yazarım. Çünkü bu kadar doğayı kirletmeye, insanı kirletmeye hiç kimsenin hakkı yok. Çok vahim bir konu. Bizim üzerinde durduğumuz bir konu. Biz sadece sıralamanın gelmesini bekliyorduk. Hani insanların aciliye ihtiyaçları, hani bize kimse şunu demesin. Biraz önce abim dedi ya pazarcıların sorunu neydi diye. Yani sorun oraya gelene kadar ya bu muydu sorunuz demesinler diye biz bir öncelik planlaması yapmıştık. Oraya da sıramız vardı. Ajandamızda yazıyordu. Ama bu tahammül ve sınırlarını aşan bir görüntü. Yani buradaki siz plastiği şehrin göbeğinde yakamazsınız. Bunların imha hakları var. Bunlar çimento fabrikalarına gönderilmek zorunda. Eğer imha etmek istiyorsanız, eğer siz bakır ayırmak istiyorsanız kimyasal bir tesis kurmak zorundasınız. ÇED raporu almak zorundasınız. Hiç bunları yapmadan sadece depremin altına sığınarak da bunları yapmaya biz müsaade etmeyiz. Kesinlikle. Koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Oy birliğiyle kabul.